Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar. Taşın altına biz de elimizi sokarız. Biz de bu kulübü gerekli durumdan en iyi konuma getirmek için elimizden geleni yaparız diyerek hep beraber yola çıktık. Kendilerine ben yine teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi utandırmaz. Karabükspor'da layık olduğu yere çıkartır diye düşünüyorum. Çalışmaları 1,5 aydır yapıyorum. Onun neticesinde zaten Süha abi ve Sayın hocamı o neticelerin sonucunda kulübümüze kazandırdı. Arayışlarımız yarından itibaren yine devam ediyor. Bütün kulübümüzün artısını, eksisini, borcunu alacağını hep beraber bir yere getirip masaya yatırdık. Bu işin içinden nasıl kalkarız kuruşu kuruşuna hesap ederek bu oluşumu yaptık. İleriki günlerde de bu arayışın neticelerini daha iyi göreceksiniz. Karabükspor'a defalarca futbolcu olarak geldim. Burada Karabük'ün sahasında futbol oynadım. Teknik direktör olarak da geldim. Daha Balıkesir'i çalıştırırken burada maç yapmıştık. Şimdi Allah-u Teala nasip etti. Karabükspor'u da hoca olmak nasip oldu. Karabükspor'un çok zor günlerden geçtiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte Sayın Başkanımın da söylediği gibi taşın altına elimizi koyarak birlik beraberlik içerisinde Karabük'ü inşallah layık olduğu yere çıkartacağız. Amacımız kulübümüzü yaşatmak, kulübümüzü doğru bir yola sokmak, bu yolda da başarılı olmak. Yani bayrağı düşürmek istemiyoruz, bayrağı havada tutmak istiyoruz. Karabük Sporu, o eski şaşalı günlerine döndürelim. En önemli bir hedefimiz daha var, açık konuşalım yani. Şehrin içinde hakikaten küskünlük var yani kulübe karşı bazı insanların şu. İnşallah bu küskünlüğü de hep beraber, başarıyla beraber yok ederekten yine birlik beraberlik içerisinde eski Karabük Sporu yine güzel günlerini, Süper Lig'deki günlerini geri döndürmeye çalışalım.